إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Arkadaşlar Cami Sahih'i devam ediyoruz. Kitab-ül İman'dayız. Yani İmam Müslim'in sahihini devam ediyoruz. Kitab-ül İman'dayız. 85. bapta kalmıştık. 85. bapta İmam Nevevi demiş ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözü: "Ene evvelun nasi yeşfe'u fil cenneti ve ene ekterul enbiya'i teba'an." Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın "Ben cennette şefaat edecek insanların ilkiyim. Yani ilk şefaat edecek olan benim. Ve ben nebiler arasında, yani Allah'ın göndermiş olduğu elçiler arasında en çok tabisi olanım. Yani en çok ümmeti olanım." diye ifadesiyle diyor. Haddesena Kuteybe İbni Said. Bize Kuteybe İbni Said tahdis etti. Ve İshak İbni İbrahim. Kale Kuteybe, Kuteybe dedi ki, haddesene Cerir'un, bize Cerir tahdis etti. Anil Muhtar, o da Muhtar'da İbn-i Fülfül, o Fülfül'ün oğludur. An Enes İbn-i Malik'in, o da Enes İbn-i Malik'te, kale, dedi ki Enes İbn-i Malik, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ene evvelun nas, yeşfe'u fil cenne, ben cennette şefaat edecekler ilkiyim dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ben kıyamet gününde, yani hesap gününde ümmetin en çok olanlardanım dedi. Yani en çok tabisi olanım. Malum olduğu üzere aziz ve celil olan Allah ilk insanı aynı zamanda ilk elçi yapmıştır. Yani Adem aleyhisselam ilk elçidir ve aziz ve celil olan Allah Adem Aleyhisselam'da kıyamete kadar bütün Nebi ve Rasullerin geldiği ümmetlerine mutlaka Allah'a davet etmeleri ve onlara Allah'a dışında giden bütün yollarda sakındırmalarını emretmiştir. Yani her ümmete mutlaka Allah'a kulluk edin, Allah dışındaki bütün tuğyani düşüncelerde içtinap edin, yani tağuta sakının diye Allah ne yapmıştır? İnsanlara elçiler göndermiştir. Tabi Nebi ve Rasullerin görevi kolay bir görev değil. Yani Rasullerin yüklenmiş oldukları görev kolay bir görev olmadığından dolayı dolayısıyla ne olmuştur? Her Nebi ve Rasulün tabisi, yani kendisine uyan, onun davetine icabet edenler az olmuşlardır. İşte bunlarda kimisi, hemen hemen hiç kimse iman etmemiş. Kimisi birkaç iman etmiş. Kimisi de belli bir kalabalık iman etmiştir ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam burada da haber verildiği şekliyle kıyamet gününde en çok tabisi olanın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam olduğunu bize bildirmiştir. Ve onda diyor ki haddesena Ebu Kureyb, bize Ebu Kureyb tahdis etti. İbnül Ala, o İbn-i Ala'nın oğludur. Haddesena Muaviye İbni Hişam, bize Muaviye İbni Hişam tahdis etti. An Süfyan, o da Süfyan'da. An Muhtar İbni Fulful, o da Muhtar İbni Fulful'da. An Enes İbni Malik'in, o da Enes İbni Malik'te. Kale dedi ki Enes İbni Malik, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ene ekterul enbiya'yı teba'an, ben en çok tabisi olan nebilerdenim dedi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ne zaman? Yevmel kıyamet, kıyamet gününde. Burada lafız daha ortaya açıklandı. Kıyamet gününde en çok tabisi olan peygamber benim dedi. Ve ene evvelun men yekra'u babel cennet, ve cennetin kapısına ilk vuranlar da ben olacağım. Yani cennetin kapısını ilk çalacak olan kişi de benim dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Arkadaşlar burada özel bir not düşmemiz gerekiyor. Şimdi biz normalde derslerimizde genel anlamda peygamber kavramını kullanmamaya gayret ediyoruz. Yani eğer bizim dersleri takip eden arkadaşlar bunu mutlaka bilirler ki biz peygamber lafzını genel anlamda kullanmıyoruz.
Çünkü peygamber Farsça bir kavramdır. O yüzden biz insanların bu konuda farkındalık oluşturması babında ya elçi kavramını zikrediyoruz ya da Resul. Esasında ayet ve hadislerde zikri geçen Resul, Nebi ve Enbiya. Yani Resul, çoğulu Resul, yani Resuller, Nebi, çoğulu Enbiya, yani haber vericiler anlamında da, ama yani Arapçada peygamber haberi getiren anlamında olduğundan dolayı bu Farsça bir kavramdır. Biz bunu kullanmaktan daha ziyade Nas'larda zikri geçen Resul ve Nebi veya Enbiya kavramını zikrediyoruz. Bunu da dipnot babında düşmüş olalım. Onun için yani dediğim gibi mutlaka bizim derslerimizde bazı küçük detaylar ve nüanslar vardır. Takip eden arkadaşlar bunu zaten bilirler. Mesela derslerimizin başlangıcında istiadeyi çekmiyoruz. Yani Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim demiyoruz. Yani bunun mutlaka bir sebebi vardır ki bunu söylemiyoruz. Söylemememizin sebebi sadece aziz ve celil olan Allah'ın kitabı okunduğu zaman insan istiazede bulunur ki burada aziz ve celil olan Allah'ın emri vardır. Ama eğer bizler dediğim gibi Rabbimizi zikredeceğimiz, yani işte derslerimizde ve benzeri durumlarda ise hamdene ve salavatlarını başlarız. Yani Allah'a hamd, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selamla başlarız. Evet, bundan sonra 331 nolu rivayeti aktardıktan sonra gelelim 332 nolu rivayete. Yine Enes bin Malik diyor ki ve haddesena Ebubek İbni Ebi Şeybe. Bize Ebubek İbni Ebi Şeybe tahdis etti. Haddesena Hüseyin İbni Ali an Zayde. Bize Hüseyin İbni Ali Zayde'den Anil Muhtar İbni Fulful. O da Muhtar İbni Fulful'da kâle dedi ki yani Muhtar İbni Fulful diyor ki kâle Enes İbni Malik'in. Enes İbni Malik dedi ki kâle Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Ana evvelu şefi fil cennet. Ben cennette ilk şefaat edecek olan kimsenim dedi. Şimdi arkadaşlar eğer dikkat ettiyseniz 330 nolu rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ben cennette şefaat edeceklerin birincisiyim dedi. 331'de ben kıyamet gününde tabisi çok olanım dedi. Burada ise yine ben cennette şefaat edeceklerin ilkiyim dedi. Daha sonra devam eder dedi ki لَمْ يُسْتَقْ نَبِيٌّ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ Ben içinde beni tasdik edildiğim kadar tasdik edilmiş hiçbir nebi bilmiyorum. Yani benden önce doğrulanan yani daveti insanlara davet ettiği zaman davetini kabul eden hiçbir peygamber benim kadar çok olan bir peygamber bilmiyorum dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bir elçi bilmiyorum. Devam da diyor ki kimi nebiler vardır ki ümmetinde ancak onu bir kişi tasdik etmiştir. Yani çok vahim bir durum. Yani gerçekten çok acı bir durum. Yani bu biz evet bunu aktarıyoruz ama özellikle günümüzde Allah'a davet eden kimseler diyelim ki bir sene falan çalışma yaptıkları zaman veya biraz işte insanlara davet ettikleri zaman insanlarda olumsuz cevap alınca ya küsüyorlar ya insanlara darılıyorlar diyorlar ki yahu yani biz bu kadar işte çaba sarf ediyoruz. Efendim söyleyeyim emek ediyoruz ama bizim davetimize icabet edenler yok. Ama bakıyoruz mesela burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da gelen haberde yani düşünün ki Allah tarafında göndermiş olan bir nebi var ve bu nebi insanları Allah'a davet ediyor ve ona tabi olan yani onu tasdik eden bir kişi oluyor. Yani burada da bunu herhalde şunu anlamamız gerekiyor ki aziz ve celil olan Allah'a davet etmenin ne kadar büyük bir iş olduğunu, daha da önemlisi arkadaşlar başka bir eserde İmam Acuri Kitab-ı Şeria'da şunu zikreder. İnsanlara hidayeti vermek ve onları saptırmak nebilerin vazifesi değildir. Nebilerin vazifeleri ve görevleri Allah'a davet etmektir. Allah bir kulunu saptırırsa nebi ve rasullerin ona bir tabir elindeyse bir şey yapmaları mümkün değildir. Hidayet Allah'ın elindedir. Kula düşmek, kula düşen mesele nedir arkadaşlar? Kula düşen aziz ve celil olan Allah'a davet etmesidir. Tabii ki en önemlisi kendisi. Allah'ın kendisi emretmiş olduğu kulluğu yerine getirmesi ve dediğim gibi davetine devam etmesi. Yani sonucu Allah'a bırakmamız gerekiyor. İşte birçoklarımız Allah'a davet ederken demiş olduğum gibi karşılaşmış olduğu bela ve musibetlerle veya dediğim gibi insanlar onun davetine ilgi ve alaka göstermedikleri zaman ne yapıyorlar insanlar?
bakıyoruz küsüyorlar. Efendim söyleyeyim başka mecralara sapıyorlar. Bu da doğru değildir. Bu şeytan insan için kuranmış olduğu en büyük tuzaklardan birisi olsa gerek. Çünkü bizler yapmış olduğumuz çalışmanın karşılığını insanlar görmeseler de, fark etmeseler de yapmış olduğumuz işi eğer biz aziz ve celil olan Allah'ın emri, Tarih-i Nesnevi ve Resulü'nün işi olarak görüyorsak ve bir karşılığını da Allah'tan bekliyorsak Allah bu işi biliyorsa yeterlidir. Gerisi insanlar bunu takdir etmemişler, görmemişler. Pek de önemli değil. Diyelim ve devam edelim. Yine diyor ki Enes bin Malik'ten gelen bu rivayet yine Enes diyor ki Resulullah diyor ki ben kıyamet gününde cennet kapısına gelirim de onun açılmasını isterim. Yani kıyamet gününde ben cennet kapısına gelirim ve ne yaparım? Festef ben onun benim açılmasını için isterim. Feyakul hazin hazin der ki yani bekçi oradaki görev der ki ben en sen kimsin der. Feyakul Muhammed'im ben de derim ki ben Muhammed'im aleyhissalatü vesselam. Yani Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki ben kıyamet gününde cennet kapısına gelirim de onun açılmasını isterim. Bana görev yani hazin der ki yani sen kimsin? Feyakul Muhammed'im ben de derim ki Muhammed'im. Feyakul bike umirtu le eftahu li ahadin kablek. Dedi ki yani bu sana emredildi mi yani bu kapının açılması? Der ki benden yani senden önce hiç kimse bu kapıyı açmak bana emredilmedi. İlk defa sana açılması ne oluyor? Bana emrediliyor ve ben de bu kapıyı sana açıyorum diyor. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kıyamet gününde ilk cennetin kapısı hazin tarafında yani görevli melek tarafında açılacaktır. Ve ondan önce bu kapı kimseye açılmamıştır. Ki kim diyor bunu? Bunu görevli melek, görevli elçi diyor. Evet, geldik 86. baba. 86. babda demiş ki Allah'ın nebisi sallallahu aleyhi ve sellem Babu duay nebiyi li ümmetihi ve bukaihi şefaate aleyhim. Nebinin şefaat duası ve ümmetinin sakınması babı. Bak başımız böyle. Diyor ki haddeseni Züheyr İbni Harbin bana Züheyr İbni Avfen diyor ki haddesena Yunus İbnül A'la bana haddeseni evet ifa sırasını yani hadisin esasında haddeseni dedik ama biz böyle alıştığımızdan dolayı normalde haddeseni bana tahdis etti. Kim? Yunus İbni Abdülala Es-Sadafiyyü bana Yunus İbni Abdülala Es-Sadafi tahdis etti. Kale dedi ki ahbarana İbni Vehbin bize İbni Vehb tahdis etti. Kale ehberani Malik İbni Enes. Diyor ki bana Malik İbni Enes haber verdi. Alimi Şihabir, o da İbni Şihab'da, o da Ebu Seleme İbni Abdurrahman. O da Ebu Seleme İbni Abdurrahman'da. An Ebi Hureyre, o da Ebu Hureyre'de. Enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Likulli nebiyün dave. Her nebinin bir duası vardır. Yani şöyle diyelim, o her nebinin Allah'ın göndermiş olduğu her elçinin bir duası vardır. Yed'uha, onunla dua eder. Yani o duası vardır. Onunla Allah'a dua eder. Fakat fe'uridu ben istiyorum ki diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, benim de böyle duam vardır. Ben de bu duamı şefaat, yani kıyamet günde ümmetime şefaat etmek için ne yapıyorum? Erteliyorum, bırakıyorum diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani her nebinin müstecap olmuş, yani kabul olmuş bir duası vardır. Benim de bu duam vardır. Ben bu duamı ne yapıyorum? Kıyamet günde ümmetime şefaat etmek için saklıyorum diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve haddesene Züheyr İbni Harbin. Bana Züheyr İbni Harb tahdis etti. Ve Abdül İbni Hümeyd. Ve Abdül İbni Hümeyd. Kale Züheyr'ün. Züheyr dedi ki haddesene Yakup İbni İbrahim. Bize Yakup İbni İbrahim tahdis etti. Haddesene İbni Ehi. Diyor ki bana yeğenim tahdis, bize yeğenim tahdis etti İbni Şihab. O İbni Şihab. An ammihi. O da amcasında. Ehbarani Ebu Seleme İbni Abdurrahman. Bana Ebu Seleme İbni Abdurrahman haber verdi. Enne Eba Hureyre, o da Ebu Hureyre ki
Kale Ebu Hureyre dedi ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Likullin nebiyyü davetun ve erattu inşallah en uhtiye daveti şefaati li ümmeti yevme. Her nebinin bir duası vardır. Benim de duam vardır. Ben istiyorum ki duam şöyle olsun. Kıyamet gününde ümmetime şefaat için duam olsun. Ben duamı kıyamet gününe bırakıyorum ki ümmetime şefaat edeyim dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. 336 nolu baptayız. An Züheyr İbni Harbin. Yine bize Züheyr İbni Harb tahdis etti. Bana ve Abd İbni Hümeyd ve Abd İbni Hümeyd Züheyr dedi ki Haddetena Yakub İbni İbrahim. Bize Yakub İbni İbrahim tahdis etti. Haddetena İbni Ahi İbni Şihab an Ammihi. Bize yeğenim İbn-i Şahtoğlu amcasında An Amr İbni Ebi Süfyan. Bize o da bana Amr, bana bize bana Amr İbni Süfyan tahdis etti. İbni Esed İbni Cariye. Es-Sakafiyyü. Misalü zalike an Ebi Hureyre an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Daha önceki hadisin aynısını Ebu Hureyre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan aktardı. Yani önce hadisin aynısını Ebu Hureyre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den aktardı diyor Rabi. İşte hadisin aynısı. Yine diyor ki Ebu Hureyre devamla Kâb ile konuşarak diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her nebinin bir duası vardır. Müstecap olan bir duası vardır. Benim de duam vardır. Yani ben de müstecap olmuş, yani kabul olmuş bir dua vardır. Fakat ben bunu ne yapıyorum? Kıyamet gününde ümmetime şefaat için bırakıyorum. Bunun üzerine Kâb Ebu Hureyre dedi ki, sen bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işittin mi? Ebu Hureyre de dedi ki, evet ben bunu Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim. Şimdi burada bir not daha düşmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi insanlar genel anlamda şunu derler, işte efendim kıyamet gününde yeter ki Resulullah'ın ümmeti isen ne olacaktır? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize şefaat edecek, bize kurtulacağız. Genel anlamda yani tabir yerindeyse fıtratı bozulmamış, niyeti eğri olmayan kimseler, daha doğrusu Allah'ın dinde bir haber olup da kendisini Müslüman sanan kimselerin ekserin görüşü yani düşüncesi budur. Bizler ehl-i sünnet olarak inanıyoruz ki şefaat vardır, haktır, gerçektir. Bunu özel olarak belirtelim. Ama genel anlamda insanların şefaate bakışını söyleyecek olursak birincisi dediğimiz gibi yani insanlar hayatlarını Rablerinin emretmemiş olduğu halde yaşasalar bile kıyamet gününde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara şefaat edeceğini ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatle kurtulacaklarını düşünüyorlar. Bir grup böyle düşünüyor. Bir diğer grup da şöyle düşünüyor. Diyor ki kardeşim özellikle bunu kendi hevalarına tabi olan bidatçılar, Kur'aniyun, modernist tabakalar ve oryantalistler. Bunlar da derler ki şefaat falan yoktur. Şefaat torpildir. Dolayısıyla öyle şefaatle adam kurtulacak böyle bir durum söz konusu değildir. Yani şefaat dilemek bir yere kadar da derler ki şirktir. Bu da doğru olan bir şey değildir arkadaşlar. Bizim inancımıza göre, yani akidemize göre Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in inancı dediğimiz gibi şefaat vardır, haktır, gerçektir. İşte bu iki düşüncenin de gerçekten ne kadar sakat olduğunu anlamamız babında şimdi 338 nolu rivayet bu söylediklerimizi bize şerh edecek, yani izah edecek. Haddesene Ebu Bekir bin Ebi Şeybe. Bize Ebu Bekir bin Ebi Şeybe tahdis etti ve Ebu Kureyb'in ve Ebu Kureyb ve Ebu Kureyb. Lafız yani gelecek olan lafız hadis Ebu Kureyb'e aittir. Kale ikisi dediler ki Haddesene Ebu Muaviye anil Amaş. Bize Ebu Muaviye Ameş'ten tahdis etti. An Ebi Salih, o da Ebu Salih'te. An Ebi Hureyre, o da Ebu Hureyre'de. Kale, Ebu Hureyre dedi ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Likullin nebiyyin davete müstecab. Her bir nebinin, yani her bir elçinin, Allah'ın göndermiş olduğu her bir nebinin müstecab olan bir duası vardır. Dedi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. فَتَعَجَّلَ كُلِّ نَب۪ينَ دَعْوَتُ Her nebi hemen kendisine verilen duasını ne yaptı? Kullandı yani işte kimin niçin duası kabul olacaksa o duasını kullandı diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ama bana gelince ben
Duamı saklıyorum. Nerede saklıyorum? Kıyamet günde ümmetine şefaat için. Diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Devamlı ki فَهِيَ اَنَا تَعْلَى اِنْشَاءَ مَنْ مَاتَ مِنْ اُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا dedi. Artık ümmetinden Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan, yani hiçbir şey ona ortak koşmamış olarak ölen kimseler için ne olacaktır? Benim şefaatime nail olacaktır dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki Resulullah'ın şefaatine yararlanmanın tabiri neyse şartı neymiş arkadaşlar? Resulullah'ın şefaatine yararlanmanın şartı Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan muvahit olarak ölmektir. Ama insanların ekserisi de bile takdir edersiniz arkadaşlar, şirk koşmadan aziz ve celil olan Allah'a kulluk etmezler. Maalesef şirk en büyük belalarından bir beladır. İnsanların ekserisi şirk koşarlar. İşte Resulullah'ın şefaatine nail olmanın şartı neymiş arkadaşlar? Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan ölmektir. Yani eğer bir kul Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan ölmüşse o Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine inşallah nail olacaktır. Allah bizleri de onlardan eylesin Celle ve Ala. Evet. Demek ki şefaati inkar edenlerin görüşleri, düşünceleri de fasittir. Yani hayatını Allah'a isyan üzerine kurmuş olan, Allah'tan bir haber olarak yaşayan, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın davetini tanımayan, sadece formalite icabı işte Resulullah sorulsa, ha o bizim peygamberimiz ama onun için gönderildi, gönderiliş gayesi neydi, bunların da hiçbir tanesinde haberi olmayan bir kimseler de Resulullah'ın şefaatine nail olmaları mümkün değildir. Ancak bir insan en basit ifadelerle dinini bilip de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah tarafından niçin sonra elçi olarak gönderildi, o bizlere neleri getirdi, bunları bilirse bu durumda ne olacaktır arkadaşlar? Ve şirkin her çeşidinden uzaklaşıp da tevhid üzere ölürse o kimse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail olacaktır inşallahü teala. Evet, devam ediyoruz. Diyor ki haddesena Kuteybe bin Said, bize Kuteybe bin Said hadis etti. Haddesena Cerir an Ammar, bize Cerir hadis etti Ammar'dan. Ve huve ibnul Ka'ka, o Ka'ka'nın oğludur. An Ebi Zura, o da Ebu Zura'da. An Ebu Hureyre, o da Ebu Hureyre'de. Kare, Ebu Hureyre'de ki Kare Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki li kulli nebiyyin davet tun müstecabetun yed'u biha, her nebinin müstecap yani kabul olmuş bir duası vardır. Onunla dua eder. Yani onunla alimlere olan Allah'tan ister. Ve Allah o elçisine o iseni fe ve onun da duası kabul olunur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Fakat bana da aynı dua verildi. Yani benim de aynı dua hakkım var. Bana da bu dua verildi. Ben ise onu kıyamet günde ümmetine şefaat için saklıyorum dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Evet, 340 nolu rivayete geldik. 340 nolu rivayette aynı aşağı yukarı hemen aktaralım bir şekilde. Ebu Hureyre diyor ki Resulullah dedi ki Aleyhisselatü Vesselam, her bir nebinin bir duası vardır. Ümmeti hakkında onunla dua etmiş ve duası kabul olmuştur. Ben ise Allah'ın izniyle, Allah'ın dilemesiyle duamı kıyamet günde ümmetime şefaat etmek için erteliyorum. Yani geri bırakıyorum, saklıyorum dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Evet, 340 nolu rivayet de aşağı yukarı aynı. Diyor ki Enes bin Malik, Resulullah şöyle buyurdu. Her nebinin ümmeti için ettiği bir duası vardır. Fakat ben duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat etmek için sakladım diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. 342 nolu rivayette Şube Katede'den aynı hadisi, aynı isnatta zikretmiştir. Ve yine 343 nolu rivayette aynı şekilde, yani isnadı ve lafzı aynı şekilde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da zikredilmiştir. Ve haddetteni Muhammed İbnül A'la, ve bana Muhammed İbnül A'la tahdis etti. Haddetene Mu'temir, bize Mu'temir tahdis etti. An Ebihi, o da babasında. An Enes'in, o da Enes'te. Enne Nebiyyallahi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem kâle dedi ki fezekere nehve hadîti katede an Enes'in, yani
Kattade'nin Enes'ten nakletmiş olduğu hadisin aynısını ne yaptı? Aynısını zikretti ravi. Bu baptaki son hadis, Cabir diyor ki, Resulullah her ümmetin, yani Avfen her nebinin ümmeti için etmiş olduğu bir duası vardır. Yani kabul olmuş bir duası vardır. Benim de böyle bir duam var. Ben de bu duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat etmek için sakladım diyor Allah'ın nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Geldik arkadaşlar. Başka bir baba. Başka bir bapta da Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de yine hadis alarak şöyle demiş. İmam Nevevi. Tabi biz daha önce belki yeni duyan arkadaşlarla alakalı İmam Müslüm'ün biliyorsunuz başlıklarıyla alakalı ihtilaf vardır. Yani esasında İmam Müslüm sahihini tasnif ederken kitabına başlıkları koymadı. Daha sonra bunun konulduğunu, hatta İmam Nevevi tarafında konulduğunu bildiğimizden dolayı genel anlamda bunu bazen zikrederiz. Tabii ki yine de doğrusunu alemlere yapılan Allah bilir. Evet. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine dua etmesi, başlığımız 87 olur, babımıza geldik. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti için dua etmesi, yani alemlere falan Allah'a yalvarıp yakarması ve Resulullah'ın onlara, yani ümmetine olan şefkatinden dolayı ağlaması babı. Subhanallah. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ümmetine o kadar şefkatli ki ne yapıyor? Ümmeti için ağlıyor. Ki aziz ve celil olan Allah Tevbe suresinin son ayetlerinde Resulullah'ın ümmetine karşı vasıflandırırken şöyle diyor. Yakal ceyakum rasul minem sikum aziz. Aleyhim ma'aytum harisun aleykum bil minne rahim. Yani sizin kendinize öyle bir elçi geldik ki o gerçekten üzerinize çok haristir. Yani çok şiddetli bir şey derece düşkündür. Size gerçekten size karşı çok şefkatlidir. Yani haristir. Dolayısıyla müminlerin işte eziyete uğramaları Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a çok zor gelir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bizim üzerindeki haklarını yani biz tabir yerindeyse 7-24 saat anlatsak bitiremeyiz. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hem dünyada kurtuluşun anahtarını bize getirmiştir hem de ahirette. Dünyada da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olan kimseler Allah'ın izniyle izzetlidirler. Bu hem dünyalık anlamda hem tabir yerindeyse manevi anlamda, yani akilevi anlamda hem de ahirette de inşallah bu böyledir. Yani dünyada da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam getirmiş olduğu yola itibar eden kimseler gerçekten dünyada izzetlidirler. Ve tabir yerindeyse dünyada onları herhangi bir sıkıntı beklememektedir. Ahirette de inşallah kurtuluş sebebidir. Resulullah böyle bir yol getirmiş. Böyle bir yolu daha başka dünyada hiçbir siyasi lider, hiçbir filozof kimse getirmemiştir. Dünyada mutlak olarak uyulmaya layık olan tek bir önde, tek bir lider vardır. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah Azze ve Celle bizi kıyamet gününde ondan mahrum etmesin diyerek devam ediyoruz. Evet, diyor ki Haddeteni Yunus İbnül Abdülala Es-Sadefi bana Yunus İbnül Abdülala Es-Sadefi tahdis etti. Kale dedi ki Ehbaran İbnül Vehbin bize İbnül Vehb haber verdi. Kale dedi ki Ehbarani Amr İbnül Haris'in bana Amr İbnül Haris haber verdi. Enne Kebereyni Sevdete Haddetev an Abdurrahman İbni Cübeyr. O ne yapmıştır? O Abdurrahman İbni Cübeyr de aktararak demiştir ki an Abdullah İbni Amr İbni As. O da Abdullah İbni Amr İbni As'ta rivayetle enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın nebisi sallallahu aleyhi ve sellem tela kavlallahu teala fi İbrahim. Alemlere olan Allah'ın İbrahim Aleyhisselam hakkındaki şu buyruğunu okudu. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam aziz ve celil olan Allah İbrahim suresinde İbrahim Aleyhisselam'ı zikrederek şöyle diyor. Resulullah bu ayeti okuyor. Nedir o ayet? Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Rabbi inne hunne ezdalne kesira minen nasi femen tebi'ani fe innehu minni. Dedi ki ey Rabbim mutlaka İbrahim Aleyhisselam diyor. Ey Rabbim mutlaka bu putlar yani bu sahte tanrılar insanların çoğunu ne yapıyorlar? İnsanların çoğunu saptırıyorlar. Femen tebi'ani fe innehu minni. Kim bana tabi olursa o bendendir. Diyor İbrahim Aleyhisselam. Fe in
Eğer kim de isyan ederse sen çok mahvet edicisin diyor. İbrahim Suresi ayet 36. Bir de İsa Aleyhisselam'ın şu sözünü okur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu da Maide Suresinde. İsa Aleyhisselam şöyle diyor. İn tuadibum fe innem ibadet. Eğer sen onlara ibadet, eğer sen onlara azap edecek olursan İsa Aleyhisselam diyor, onlar senin kullarındır. Maide Suresinde İsa Aleyhisselam diyor ki, ey Rabbim, eğer sen onlara azap edecek olursan onlar senin kullarındır diyor. Yani ümmetine diyor. Ve in tevfir lehum fe inneke entel azizul hakim. Eğer sen onları bağışlarsan, mağfiret edersen gerçekten sen mutlaka azizsin. Yani her şeye gücü yeten ve hakimsin. Her şeyi bir hikmetle yapansın dedi. İsa Aleyhisselam böyle diyor. Resulullah bunları okudu. Ardında da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle yaptı. Ferafa yedehi. Sonra ellerini kaldırdı Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ellerini kaldırıp dedi ki Allahümme ümmeti, Allahümme ümmeti, Allah'ım ümmetim, Allah'ım ümmetim dedi. Ve peka. Ve sonra Resulü Aleyhisselatü Vesselam ağladı. Yani Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu iki ayeti aktardıktan sonra, okuduktan sonra dedi ki Allah'ım ümmetim, Allah'ım ümmetim ve ardında ağladı. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah فَقَالَ اللّٰهُ يَا جِبْرِيلُ اِذْهَبْ اِلَى مُحَمَّدٍ وَرَبُّكَ اَعْلَمْ فَسَأَلُمْ مَا يُبْكِكَ. Alemlere olan Allah Cibril Aleyhisselam'a dedi ki Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme git. Ona de ki yani ki alemlere olan Allah kulun bu durumunu bilmesine rağmen yani bütün hallerini bilmesine rağmen dedi ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a git. Onu ağlatan şey nedir? Sor bakın kendisine yani niye ağlıyor? Sebebi ne dedi? Dedi. Cibril Aleyhisselam geldi ve ona selam verdi. Resulullah Cibril'e aziz ve celil olan Allah her şeyi bilmesine rağmen dedi ki ey Cibril, yani Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yani Cibril'e diyor git Muhammed'e durum bilmesine rağmen Resulullah geliyor. Resulullah Cibril'e Allah her şeyi bildiği halde yani haberi olduğu halde haber verdi. Bunun üzerine Allah şöyle buyurdu. Ey Cibril Muhammed'e git söyle biz seni ümmetin hakkında muhakkak ne yapacağız? Razı edeceğiz. Fekul ona de ki inne sen nurdike fi ümmetin vera nusuke. Biz seni ümmetin konusunda ne yapacağız? Efendim söyleyeyim razı edeceğiz ve bu konuda senin neyse düşmene yani telaşlanmana üzülmene gerek yok dedi. Aziz ve celil olan Allah Cibril'i Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a göndererek böyle dedi. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ümmeti için ağlıyor. Efendim söyleyeyim yakarıyor, yalvarıyor, yakarıyor. Ve Cibril Aleyhisselam Resulullah'a geldiği zaman aziz ve celil olan Allah Cibril aracılığıyla diyor ki Muhammed'e git söyle biz onun ümmeti hususunda ne yapacağız? Ümmeti hususunda biz onu kederlendirmeyeceğiz, onu razı edeceğiz. Geldik 88. baba. 88. bab arkadaşlar çok üzerine konuşulan bir babtır. Ve gerçekten de düşündürücü bir babtır yani. Yani aktaracağımız hadis de gerçekten çok önemli. Ve bununla alakalı çok konuşulmuş. Önce hadisi aktaralım sonra bununla alakalı konuşanları da sırasında zikredelim. Bab başlığımız şöyle. Babu beyani enne men mâte alel kufri fehüve finnar. وَلَا تَنَالُهُ شَفَاتٌ وَلَا تَنْفَعُ قَرَابَةٌ مُقَرَّبٍ. Küfür üzere ölen bir kimsenin mutlaka ateşte olacağı, yani cehennemlik olacağı ve ona şefaatin nail olmayacağı, yani şefaatin ona ulaşmayacağı, yani kim şefaat ederse etsin ona şefaatin ulaşmayacağı, burada dikkat edelim, ve ona akrabanın da fayda vermeyeceği babı. Yani küfür üzere ölen kimsenin muhakkak cehennemlik olduğu ve ona hiçbir şefaatin ulaşmayacağı, Allah'a yakın oluşların yani mukarrebun yani Allah'a yakın olan kimselerin akrabalığı da ona fayda vermeyeceğini. Bak başını görüyor musunuz? Şimdi günümüzde biliyorsunuz kimileri işte Allah dostunun eteğine yapışarak cennete gideceklerini düşünüyorlar. Veya seyit olduklarını iddia ederek efendim söyleyeyim
bir yerlerde işte tabirleri neyse yani rahat geçebileceklerini söylüyorlar. Veya yukarıda zikretmiş olduğumuz gibi adam Allah'ın dinde bir haber olmasına rağmen işte Resulullah'ın şefaatle kurtulabileceğini düşünen kimselerin hepsine reddiyedir bu bab başlığı. Bir daha aktarıyoruz. Diyor ki bab başlığında küfür üzere ölen kimsenin mutlaka cehennemlik olduğu. Bu bir. İkincisi şefaatin ona nail olmayacağı. Şefaatin hak olduğunu söyledik. Adam küfür üzere ölmüşse şefaat hiçbir şekilde ona nail olmayacaktır. Devamında ise ve hiçbir akrabalık bağı yani velev ki bu akraba Allah'a yakın kılmış olan birilerinden de olsun. Mesela diyelim ki Resulullah Aleyhisselatü yani adam Resulullah Aleyhisselatü akrabası. Yani akrabası bile olsa ne olmayacağını ona bu akrabalığın fayda sağlamayacağını. İşte kulluk böyle bir şeydir. Yani kulluk aziz ve celil olan Allah'a tek başına kulluk etmektir. Onun dışındaki bütün sahte tanrıları, ilahları reddetmektir. Ve kıyamet gününde de aziz ve celil olan Allah'a hesap vermektir. Yani birisinin akrabası olması ona bir fayda kesinlikle sağlamaz. Evet. Demek ki mutlak fayda veren şey nedir arkadaşlar? Sahih bir inançtır. Sahih bir akidedir. Bütün şirkten ve sapkınlıklardan arıdır olan bir itikat sahibine fayda verir. Bunun dışında sahibine hiçbir şey fayda vermez. Evet, şimdi devam ediyoruz hadisi aktarmaya. Diyor ki, Haddesena Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe. Bize Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe tahdis etti. Kale dedi ki, Haddesena Affan. Bize Affan tahdis etti. Kale dedi ki, Haddesena Hammad İbni Seleme. Bize Hammad İbni Seleme tahdis etti. An Sabit'in, o da Sabit'te. An Enes'in, o da Enes'te. Enne racülen, bir adam. Kale dedi ki, bir adam dedi ki, Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, eyni Ebi, benim babam nerededir? Adam diyor ki yani, adam gelmiş Resulullah Aleyhisselatü diyor ki, ey Allah'ın Resulü, benim babam nerededir? Yani benim babam cennette midir, cehennemde midir? Kale, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Finnar, senin baban ateştedir dedi Resulullah Aleyhisselatü. Yani senin baban cehennemdedir dedi. Kale, felemma kaffeda'a. Ne zaman ki adam, yani adam bunu duyunca tabi ister istemez sinirlendi ve arkasını dönüp gitti. Yani adam tabir yerindeyse Resulullah da bekliyordu ki o senin baban cennettedir. Efendim söyleyeyim şöyle haydara nail oldu işte Allah onunla kendini cennet etsin. Efendim söyleyeyim gani gani rahmet etsin. Günümüzde özellikle Resulullah uydunu zanneden kimselerin söylemiş olduğu şeyleri aktararak söyleyelim. Adam geliyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki benim babam ne dedi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Finnar, senin baban ateşte de diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, yani cehennemdedir. Kale, bunun üzerine felema vakka da'a. Adam arkasını dönüp gidince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, geri gel dedi yani, adamı çağırdı. Geri gel dedi. Fekale dedi ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, inne ebi ve ebake finnar. Muhakkak ki benim babam da, senin baban da ateştedir dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani benim babam da, senin baban da ateştedir dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bu hadis İmam Müslim'in Kitab-ül İman'da geçiyor arkadaşlar. Zaten bizim şu an okumuş olduğumuz eser bu. Ve bu hadis aynı zamanda İmam Ebu Davud'un Sünen'inde Kitab-ül Sünne'de geçiyor. Şimdi Kitab-ül Sünne yakın dönemde Türkiye'de bir yayın evi Türkçe olarak sadece Kitab-ül Sünne olarak çıkarttı. Ben kitabı işte Türkçe tercüme eden ismini vermeyeceğim ama siz Kitab-ı Sünne olarak internette araştırırsanız kitabı bulursunuz oradan. Şimdi o kitapta bu hadisi şerhederken tercüme eden kimse aynen şunu diyor. Diyor ki yani tabir yerindeyse adam hani işte Resulullah'ın babasının ateşte olmasına razı olmuyor ya. Diyor ki böyle bir şey yani mümkün değildir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam babasının ateşte olması mümkün değildir. Hadise rağmen bunu diyor. Ve diyor ki muhtemelen böyle demiş olabilir diyor. Yani böyle ibare açık olmasına rağmen. Bir başka kitap ismini zikredelim. Biliyorsunuz Türkiye'de Kutubü Sitte ismiyle Hadis Ansiklopedisi diye bir eser Türkçe tercüme edilmişti. Bu kitabı tercüme eden Profesör Doktor İbrahim Canan'dı. Vefat etmiştir. O da bu hadisi yani Kutubü Sitte olarak bilmiş olduğumuz bu hadisi aktardıktan sonra diyor ki yani birçok deliller tabi zikrediyor. Yani tabiri neyse
tantana yapıyor. Diyor ki işte mümin gönüller her ne kadar bu hadis-i nebevide böyle varit olsa da mümin gönüller böyle bir şeye razı olmazlar diyor. Yani biz takdiri burada dediğim gibi okuyup da bakan arkadaşlara bırakıyoruz. Ama neticede bu hadiste açık bir şekilde varit olmuştur ki Resulullah Aleyhisselatü babası da ateşte olduğu. Avn-ı Mabud'u şehreden zat tane yani Ebu Davud'un Avn-ı Mabud olarak Azimabadi şöyle der. Der ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın annesine babasıyla alakalı çok şeyler konuşulmuştur. Ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam annesi için istiğfar istemiştir. Yakında gelecek inşallah. Müsaade edilmemiştir. Diyor ki bu konuda en doğrusu susmaktır diyor. Allah doğrusunu bilir diyelim. Evet. Bak başımız böyleydi. Küfür üzere öyle kimsenin muhakkak cehennemlik olduğu, buna hiçbir şefaatin uğraşmayacağı ve Allah'a yakın olmuşan yani mukarrabunun da akrabalığın ona hiçbir fayda vermeyeceğini. Burada şunu duyururuz arkadaşlar. Hani kendisine işte Seyda diyen, efendim söyleyeyim bir Allah dostunun eteğini yapıştığını söyleyen kimselere burada bu hasretten duyurulur. Biz bunları alay etmek babında kesinlikle söylemiyoruz. Sadece insanlara dediğimiz gibi lütfen böyle şeylerle kendilerini avutmalardan daha ziyade aziz ve celil olan Allah'ın kendilerine ne istediklerini dönsünler, düşünsünler. Gider Allah'ın elindedir. Onu diledi kimselere verir. Evet. Geldik bir başka bab arkadaşlar. Başka babımızda şöyle diyor. Aziz ve celil olan Allah'ın şu kavli. Ve endir aşiretekel akrabin. Sen önce en yakın akrabalarını uyar sözü. Yani aziz ve celil olan Allah'ın Şuara suresinde ne diyor alemler olan Allah? Ve endir aşiretekel akrabin. Sen önce yakın akrabalarını uyar. Bak başlığımız böyle. Tabi bu ne zaman gerçekleşiyor? Fazla uzatmadan hemen seri bir şekilde aktaralım. Biliyorsunuz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Risalet ve görevlendirildikten kısa bir süre sonra aziz ve celil olan Allah bu emri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a veriyor. Yani İslam denilmiş olduğumuz gibi tek başına yaşanan bir din değildir. Kesinlikle arkadaşlar toplu olarak yaşanan ve bireyle sınırlı olmayan bir dindir. Her zaman için bu akide bir kimse tabi yönünde yerinde duramaz. Bunu özelde işte mahallesine, bölgesine, köyüne, şehrine, ülkesine ve bütün dünyaya götürmekle mükelleftir ve zaten de bu davet de ona bu sorumluluğu yükler. Şimdi bu ayet indiği zaman yani sen önce en yakın akrabalarını uyar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kureyş'i davet eder yani çağırır. Onlar da toplanırlar. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onları çağırır. Onlar da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kâh genelleştirip yani şöyle deyip işte ey falancanın oğulları kâh hususileştirip ey bebamca demesi sonra ey Kâb-ı Mülleğe oğulları kendinizi ateşte kurtarın. Dikkat edin. Ey Müreyb-i Kâb oğulları kendinizi ateşte kurtarın. Ey Abdüşşems oğulları kendinizi ateşte kurtarın. Ey Abmenaf oğulları kendinizi ateşte kurtarın. Ey Haşim oğulları kendinizi ateşte kurtarın. Ey Fatıma kendini ateşte koru, kurtar. Çünkü ben sizin için Allah'tan, Allah tarafından, Allah cariminde hiçbir şeye malik değilim. Yani Allah'tan size gelecek olan bir şeye de karşı koyamam. Ancak sizin için bir akrabanın bir hasımının söz konusudur. Bu hasımının hasımlık duygusuyla sunulmaktan devam edeceğim. Yani akrabalık bağlarını devam edeceğim. Yani bizim bir akrabalık bağımız var. Bu evet devam eder ama sakın buna güvenerek oh nasıl olsa biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam akrabalarız deyip de yani tabiri neyse tehir etmeyin. Aksine aziz ve celil olan Allah sizlerde neler istiyorsa bunu yapın ve kurtuluşa erin diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. 349 no'lu rivayette ve hadetene Ubeydullah İbni Amr el-Kavari'yi bize Ubeydullah İbni Amr el-Kavari tahdis etti. Haddesene Ebu Avane, bize Ebu Avane tahdis etti. An Abdülmelik İbni Umeyr, o da Abdülmelik İbni Umeyr'de. Bi hadel isnadi, bu isnad anisine ve hadithü Celir ve Celir'in hadisini tamı tamına ne yaptı?
aktardı. Yani aynısını aktardı. Evet, devam ediyoruz. Haddesena Muhammed İbni Abdullah İbni Nümer. Bize Muhammed İbni Abdullah İbni Nümer tahdis etti. Kale dedi ki, haddesena Vekiyon. Bize Veki tahdis etti. Ve Yunus İbni Bukeyr. Ve Yunus İbni Bukeyr. Kale ikisi dediler ki, haddesena Hişam İbni Urbe. Bize Hişam İbni Urbe tahdis etti. An Ebihi. O da babasında. An Ayşe. O da Ayşe validemizde. Radiyallahu anh. Ha. Kale. Ayşe dedi ki validemiz lemma nezelte ne zaman ki nazil oldu yani indi ve endir aşiretekel akrabin yani önce en yakın akrabalarına uyar kâme Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala safa. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem safanın üstüne çıktı. Yani safa tepesinin üstüne çıktı. Dikkat edin. Aziz ve celil olan Allah'tan emir geliyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem safa tepesine çıkıyor ve ne yaptı Rasulullah? Fekale dedi ki, ya Fatıma binti Muhammed, ey Fatıma'nın kızı, Muhammed'in kızı Fatıma, ya Safiye binti Abdülmuttalip, ey Abdülmuttalip'in kızı Safiye, ya beni Abdülmuttalip, ey Abdülmuttalip oğulları ve oğlu, la emliku lekum minallahi şey, ben aziz ve celil olan Allah karşısında, yani Allah'tan size gelecek olan bir şeyde hiçbir şey malik değilim dedi. Yani Allah size yani tabiri neyse azap verecek olursa ben size karşı bir şey malik değilim. Sevinin imanin maşitum ama benim malıma gelince hani biz akrabayız ya ben de ne isterseniz ben onu size veririm. Ama yarın kalkıp da işte bana ya Resulallah bizi cehennemde kurtar bize şefaat et böyle bir şey bana demeyin. Ben buna malik değilim dedi Allah'ın nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Kime diyor? Kızına diyor. Kime diyor? Amcasının kızına diyor. Kime diyor? Amca çocuklarına diyor. Evet günümüzde seyit olduğunu söyleyen kimselere bu hadisler hasreten duyurulur arkadaşlar. Yani seyit olup da tabir yerinde ise cenneti garantilerini düşünen kimselere Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu hadisleri hasreten duyurulur. 351 nolu rivayette yine Ebu Hureyre diyor ki önce yakın akrabalarına uyar emri geldiği zaman şu ara süresinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ey Kureyş topluluğu kendinizi Allah'tan satın alınız. Yani ateşte kurtulunuz. Yoksa ben Allah'ın azabında size hiçbir şey men edemem dedi. Allah'ın nebisi aleyhissalatü vesselam. Ey Abdülmuttalip oğulları siz de Allah'tan kendinizi azabında koruyun. Ben size yani Allah'ın azabında sizi koruyamam. Allah'ın azabını size savamam. Ey Abdülmuttalip oğlu Abbas sen de Allah'ın hiçbir azabını defedemem. Ey Muhammed'in halası Safiye, ben de, yani ben sende Allah'ın herhangi bir azabını men edemem. Ey Resulullah'ın kızı Fatıma, sende de Allah'ın hiçbir azabını defedemem. Ama malımda ne istersen onu alabilirsin diyor Allah'ın nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, yani dikkat edersek arkadaşlar, yani ortalama birbirine benzer 6-7 tane rivayet var ve bu rivayetlerin hepsinde de arkadaşlar kesinlikle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki yani Allah'tan size gelecek olan bir azap karşısında ben size bir şey yapamam ama mal olarak bende bir şey isterseniz size ne isterseniz onu veririm. Yoksa kendinizi Allah'ın azabından koruyun ki Bukhari'nin kitabı Zekat'tan ve benzeri yerlerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kıyamet gününde sizden birisi bir deve sırtlanmış, efendim söyleyeyim bir koyun sırtlanmış ve başka bir şeyle huzuruna gelip ya Resulallah işte bana şefaat et ya Resulallah beni kurtar demesin. Çünkü ben size tebliğ ettim diyor Allah'ın nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Yine 352 nolu rivayette aynı arkadaşlar. Yani hadis aynısıdır. Senet olarak sadece Amr en-Nakadi Muaviye İbni Amr Zaide Abdullah İbni Zekvan o da Araş'ta, o da Ebu Hureyre'de, o da Allah'ın nebisi sallallahu aleyhi ve sellem'de aynı senette ne yapmıştır? Hadisi aktarmıştır. Evet, geldik 253 nolu rivayete. Diyor ki, haddetene Ebu Kamil el-Hadri. Bize Ebu Kamil el-Hadri tahdis etti.
Haddesena Yezid ibn Zürat. Bize Yezid ibn Zürat hadis etti. Haddesena Temiyyü. Bize Temiyyü hadis etti. An Ebu Osman. O da Ebu Osman'da. An Kabide ibn Muharib. O da Kabide ibn Muharib'de. Ve Züheyr ibn Amr'in. Ve Züheyr ibn Amr. Kale. İkisi dedi ki lemma nezelte. Ne zaman ki nazil oldu yani indi. Ne? Ve endir aşiretekel akrabin. Önce yakın akrabalarını uyar. Ayet nazil olunca. Kale in teleka nebiyyullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın nebisi sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Yani bu ayet nazil olunca Allah'ın nebisi sallallahu aleyhi ve sellem dağdan koparak gitmiş taşların yanına vardı ve ardında da en yüksek olan bir taşın üstüne çıktı ve sonra şöyle dedi. Ne dedi? Sümme nada ya beni Abdülmenaf, ey Abdülmenaf oğulları dedi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam inni nedirun. Ben uyarıcıyım dedi. Sizi uyarıyorum. Bak sizi şu andan uyarıyorum dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İnne metteli ve mettelikum temetteli racülen ra'el adu ve fentelaka yerba ehlu. Benimle sizin durumunuz şuna benzer. Bir adam bakar ki düşman milletine yani onlara saldırmak üzere. Yani düşman toplumun milletin üzerine geliyor. Ve o adam da hemen ne yapar? Koşup milletine der ki, işte kavmine der ki, bak düşman gelip sizi tabiri neyse helak etmeden, efendim söyleyeyim, sizi kırıp geçirmeden avazı çıktığı kadar bağırmaya başlar ve onları uyarır. İşte benim durumum aynen buna benzer sizinle benim durumum. Yani ben de ne yapıyorum? Tabiri neyse sizin önünüzde büyük bir düşman var. Ben de sizi bunda uyarıyorum. Nedir peki o düşman? Yani Resulullah böyle bir misal veriyor. Yani cehennem azabı var. Hesap var, mizan var, terazi var, sıraat var. Ben bunlara karşı sizi uyarıyorum. Ebedi cehennem var ve ben sizi uyarıyorum ki siz ne yapasınız? Tabiri neyse buna gafil yakalanmamanız için ben sizi uyarıyorum ki buna hazırlıklı olasınız da aziz ve celil olan Allah'ın azabına düçar olmayasınız diye Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle diyor. Aziz ve celil olan Allah bunun farkında olup da ve bu doğrultuda hayatını ikame eden kimselerden sizleri eylesin Rabbimiz. Evet, birkaç rivayet aktaralım arkadaşlar. Esasında bizim bugünkü planımız şuydu. Yani Kitab-ül İman'ı bitirmekti ama şu an görebildiğimiz kadarıyla Kitab-ül İman'ı bitirmemiz mümkün görünmüyor. İnşallah bir dahaki derste bunu devam ederiz. Birkaç rivayet kaldı bu hafta. Bunları da seri bir şekilde aktaralım ve okumalarımızı nihayete erdirelim. Ve haddetene Muhammed İbnül A'la, bize Muhammed İbnül A'la tahdis etti. Haddetene Mu'temir an ebihi, bize Mu'temir babasında. Haddetene Ebu Osman an Züheyr, bize Ebu Osman Züheyr'de tahdis etti. İbnü Amr'in, o Amr'ın oğludur. Ve Kabisa İbnü Muharik, ve Kabisa İbnü Muharik, an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi aleyhissalatü vesselam da aynısını aktardı. İbn Abbas der ki ve endir aşiretekel akrabin, sen yakınlarını uyar önce, yani doğru olan da zaten budur, sen önce yakınlarını uyar. Ayeti nazil olduğu zaman Resulü Aleyhisselatü Vesselam dışarı çıktı, sonra Safa tepesine yükseldi, yani yürüdü. Akiben, yani arkasında milletin toplanması için ne yaptı? Şunu dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ya sabahaha dedi Allah'ın Nebisi Aleyhisselatü Vesselam. Yani ne zaman ki bu ayet nazil oldu, önce yakın akrabalarını uyar. Neye karşı? Ayet izah etmiştik. Cehenneme, hesaba, mizana, sırata karşı onları uyar. Ayet inince Resulü Aleyhisselatü Vesselam hemen ne yaptı? Hemen yürüdü ve Safa tepesine çıktı. Ve o gün Araplarda tabiri neyse olan üsürdür olmalan, son dakika diyebileceğimiz, yani önemli bir hadise olan bir, bir lafızla Resulü Aleyhisselatü Vesselam ya sabahaha diye haykırdı. Yani tabi bunu o gün o toplumda yaşayan insanlar duydukları anda bu gerçekten büyük bir olaydır. Bu gerçekten büyük bir hadisedir. Yani bizim bunda gafil kalmamız mümkün değil. Bu haberin mahiyeti nedir? Bunu mutlaka öğrenmemiz gerekiyor diye insanların zihnine direkt bu yerleşiyor. Yani öyle tabiri neyse işte küçük bir haberdir geçtilerin tarzına değil. Resulullah böyle haykırınca tabi Resulullah böyle kavmine böyle hitap ediyor ama o günkü toplumda bu dedim, bu lafız yani böyle bir sesleniş olağanüstü bir duruma işaret ediyor. Ve insanlar bu olayın büyük bir olay olduğunu düşünüyorlar. Ve ne yapıyorlar?
Hemen bunun üzerine ne dediler insanlar? Birbirlerine bakmıştılar, dediler ki bu çağıran, bu feryat eden kimdi dediler. Muhammed'dir dediler. Yani birbirlerine dediler ki bu Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Derken insanlar bunun yanına toplandılar. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a doğru gittiler. Yani hele böyle olağanüstü bir nida eden birisi, bu nida yapan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'sa bu daha önemli bir durumdur. Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü o günkü Mekkeliler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın davetine iman etmeseler de onun kişiliğine, emin oluşuna ne yaptılardı? %100 iman ediyorlardı. Ve derken ne yaptılar? Toplandılar ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına vardılar. Yanına vardılar. Derken ne yaptı? Resulullah, ey falan oğulları, ey falan oğulları, ey Abdümenaf oğulları, ey Abdülmuttalip oğulları diye haykırdı, nida etti. Nihayet yanında iyicene toplandılar. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ne dersiniz? Size şu dağın eteğinde arkasında bir takım, işte düşmanların olduğunu, yani bir süvarilerin çıkıp gelmekte olduğunu haber versem, bir ordu üzerimize geliyor diye size haber versem, beni tasdik eder misiniz? Yani bana bu konularla kal ne dersiniz? Onlar dediler ki, aynı cevapları şu oldu. Biz seninle hiçbir yalan görmedik ki. Yani bizim tecrübemiz senin hep emin oluşun ve sadık oluşundur. Bizim seninle gördüğümüz budur. Sende yalan, tabiri neyse vaki olması mümkün değildir dediler. Öyleyse dedi, ben sizler için şiddetli bir azabın önünde haber veriyorum dedi. Yani ben sizi uyarıyorum. Bakın sizin önünüzde büyük bir azap var. Ben bundan dolayı sizi ne yapıyorum? Uyarıyorum dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi devamında bunun üzerine, yani bu çok acı olan bir şeydir. Ebu Leheb, yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası, ne dedi Resulullah'a? Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki, yani kursağında kal dedi. Bunun için bizim topladın dedi. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu. Tebbet yeda ebi lehebi ve teb. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, yani veyl olsun ona. Zaten kurumuştu da. Onun malı mülkü ona bir fayda vermemiştir. Ve kazandıklarıyla beraber cehennem ateşine yuvarlanacaktır. Tabi burada Ameş burada şunu ziyade ediyor. Diyor ki meşhur olan kıraatın lafına kat lafzı ziyade ederek süreyi sonuna kadar ne yapmıştır? Okumuştur. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Milletini kavmini bir şekilde toplayarak onlara uyarıda bulunuyor. Ve haddetene Ebu Bekir ibn Ebi Şeybe ve bize Ebu Bekir ibn Ebi Şeybe tatlis etti ve Ebu Kureybin ve Ebu Kureyb kâle, istediler ki haddetene Ebu Muaviye anil Amaş, bize Ebu Muaviye Amaş'tan tatlis etti ve hadel isnadi, bu isnadın aynısıyla kâle Sa'd dedi ki, Sa'de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yani hareket etti, çıktı. Nereye? Zat-ı yevme safa. Safa çıktı, günü zikretti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Fekale Resulullah dedi ki, ya sabahaha dedi. Yani olağanüstü bir durum var. Bin nehvi hadithi Ebu Seme. Ebu Seme'nin hadisinin aynısı aktardı. Ve lem yedkur. Fakat şunu zikretmedi. Nüzulen ayet. Şu ayetin nüzulünü zikretmedi. Ve endir aşire teker akrabin. Yani önce yakın akrabalarını uyar hadisini ne yapmadı? Zikretmedi diyor Rabi. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın 356'ın onu rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam evet ne yaptı? Efendimiz Sünem Safa tepesine doğru çıktı ve ne yaptı? İnsanların nidada bulundu. Yani ya sabaha dedi. Fakat ne yapmadı? Şu ayeti zikretmedi. Yakın akrabalarını uyar ayetini zikretmeden aynı hadisi aktardı. Evet arkadaşlar, süremiz dolduğundan dolayı dediğimiz gibi bizim bugünkü planımız kitab-ı imanı bitirmekti ama neticede dediğimiz gibi dersin içine girdiğin zaman çoğu zaman hedeflediğimiz noktaya bazen varamıyoruz. Bugün de böyle oldu. Yani kitab-ı iman bugün değildi. Allah izin vermeyi verirse bir dahaki derste biter. Aziz ve celil olan Allah bizi her türlü kıt anlayışta ve basiretsizlikte muhafaza eylesin. Bize hakkı hak olarak göstersin, hakka tabi olanlardan eylesin. Batıl da batıl olarak göstersin, batıl da sakınanlardan eylesin.
Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak kendisine kavuşmak üzere ihsan eylesin. Canımızı Müslüman alsın ve bizi salihlerin zümresine ilhak etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.